Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Dün çok sert düşüşler geldi arkadaşlar ve hala da tehlike geçmiş değil. Bugün e, bir indikatör göstereceğim. E, çok tehlikeli sinyaller var arkadaşlar. Yani Mayıs ayı için e, baya felaket senaryoları olabilir. Yani olur demiyorum arkadaşlar öyle bir ihtimal var. Hani biz temkinli gideceğiz. Bakın 45.300'den beridir nakitte bekliyoruz arkadaşlar. Hani nereden beridir? Yüzde kaç düşmüş ondan sonra bir bakalım. 45.300'de acil durum videos çektik. Nakite geçtiğimizi duyurduk arkadaşlar. Şu anda 11.42. Daha da alttan alabiliyoruz. Yani bu düşüşte terste kalmadık arkadaşlar. Acelemiz de yok. Sabırla bekleyeceğiz. Neyi bekleyelim mesela? Günlükte bir yükselen tepe görelim arkadaşlar. Değil mi? Daha önce de söyledim. O yükselen tepeyi görürsek o zaman tekrar alım yapılabilir. Şimdilik sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Niye? Tehlikeli sinyaller var. Şimdi bana diyorlar ki hocam seni dinlemedik satmadık. Şimdi satalım mı? İş benden çıktı artık arkadaşlar. Hani ben her zaman bakın şurada ne kadar düşüş var gördünüz mü? Hepsinde teyit edebilirsiniz videolarda. Hepsinde şu düşüşler gelmeden önce uyardım ben. Burada da aynısını yaptım. 45.300. Malın biri de diyor ki hani 52 2000 gelecekti. Hiçbir zaman öyle bir şey demedim ki desem bile desem bile 45.300 de nakide geçirmişsin ben zaten insanlar. Neyse o da bir detaydı parantez içine almış olalım. Yani ben bu düşüşleri önceden söylüyorum ki düştükten sonra bana sormayın ne yapalım diye. Hani o kadar fırsat oldu. Ee, yani tehlikeden bahsettim. Haftalarca değindim. İnsanlar boğa boğa derken hani biz temkinli gideceğiz. Seviyelerin açılmasını bekleyeceğiz. Bunları söyledik arkadaşlar. Ee, insanlar i̇nsanlar tabii ki yükseliş beklediği için gaza gelmeye ihtiyacı vardı. Ve benden o gaza alamadığı için hani benden soğumuşlardı diye düşünüyorum. Hani izlemelerimiz de düşüyor tabii böyle olunca. Şimdi tekrardan arttığını görüyorum izlenmelerin. Yani e haklı çıktığımızdan dolayı insanlar yeniden gelmeye başlıyor, videolar izlemeye başlıyor. Yani ben sizin beklentinize göre videolar yapamam arkadaşlar. Hani siz yükseliş bekliyorsunuz diye ben yükseliş gelecek diye videolar çekemem. Yani tamamen kendi analizimi yapar, ortaya koyarım. Gerisi de size kalmış. Şimdi benim analizime göre de günlük bazda arkadaşlar şu hareketi görmek istiyorum. Daha önce de dedim size değil mi? nakite geçtiğim günden beri söyledim şu hareketi göreceğim şöyle tepe yükselen tepeyi görmem lazım benim ondan sonra alım yapılabilir bakın şu an tepe alçalan tepe var bakın tepe yok başka bir yerden sonra bir tepe daha yapar düşer ondan sonra o tepeyi kırdıktan sonra biz alım yaparız bu tepe kırılmadıkça nereye düşerse düşsün umrumuzda olmaz arkadaşlar niye çünkü nakitteyiz nakitteyiz. Rakitte olduğumuz için buradan sıfıra da düşse bize sıkıntı yok arkadaşlar. Bize sıkıntı yok. Ama buradan e, satılır mı diye soruyorsanız ben karışmam arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. %12'lik düşüş gelmiş ben sattıktan sonra. Ha, buna rağmen buradan satın dersem olmaz. Bitcoin bu. Ben geleceği göremem. Ben gelecekte ne olur bilemem. Ama Atıyorum buradan bir tepki gelirse bana ana avrat gider insanlar bu sefer. O yüzden geç kaldınız arkadaşlar. Geç kaldınız. Kusura bakmayın. Bundan sonra sizin vereceğiniz kendi karardır. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Destek kutu hepsi çalıştı bir şekilde gördüğünüz gibi. En önemlisi de beyazın altına kırmamızdı. Alçalan dipi. Şu noktada yaptık. Bakın her zaman nasip olmaz böyle şeyler ha. Yani neyden bahsediyorum? Mesela normalde alçalan dip böyle milimle teyit edilmiyor. Hayvan gibi düşürüyorlar, kapatıyorlar, öyle teyit ediyor insanlar alçalandı bir Bitcoin'den bahsediyorum ama burada gayet profesyonel bir şekilde centilmence insancıl bir vaziyette yani şöyle hafiften alçalan dip yaptı. Nakide geçitti bizi. İsteselerdi çok sert düşürüp öyle teyit ettirebilirlerdi ama böyle yapmayı tercih ettiler. Yani bu bence çok güzel bir fırsattı bizim için. Neyse gelinen noktaya bakalım. Şöyle 4 saatte gidelim mesela. Bakın arkadaşlar. Düşüş devam etmiş. 41.700 demiştim dünkü videomda. 41.700 önemliydi. Orayı kırarsak 41.300'lere düşeriz. Şöyle saatlik grafiğe bakın arkadaşlar. Hatta yarım saatlikten göstereyim. Bakın 41.300'e düştüğümüzde 2.5 saat falan takıldık biz orada. Yani çok güzel çalıştı başta desteğimiz. 40.300'ün kırılımı tehlikeli değil mi? Bunu da bahsettik. Ve kırılmış. Ardından bir tepki yükselişi gelmiş. Şu an bir tepki yükselişi var. Ve retestimiz de yapılmış. Yani grafimiz 4 dörtlük çalışıyor arkadaşlar. Yani neyi görmemiz lazım bizim? Hani tekrardan şöyle 40 bin 400 yapalım. Üzerine bir atmamız lazım arkadaşlar. 4 saat kapanış. O da birazcık rahatlatır. Hani Rahatlarız demiyorum bakın birazcık rahatlayabiliriz. Ama neticede tehlike devam ediyor hala ve ben nakitte beklemeye devam ediyorum. Bizim tamamen pozitife dönmemiz için yani şu 41.720 bölgesini bir aşmamız lazım. O zaman rahatladık diyebiliriz. Çünkü daha önümüzde dirençlerimiz mevcut ama aralıkları biraz geniş arkadaşlar. Ve şura kolay kırıldığı için çok da güvenmiyorum açıkçası. Ama hani 40.400 diyelim. Üzerinde kapanış gelirse tekrar 40.300 altına kapatmadıkça birazcık olumlu olabiliriz o şekilde. Ama burada dip yaptık. Boğa geliyor değil arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Size çok önemli bilgi vereceğim. Bakın elimizde ne var? 3 günlük grafik var değil mi? Ne var 3 günlükte? Dead cross. Çok önemli arkadaşlar, çok önemli. Hatta bugün biraz daha şey yapacağım ben onu. Hani daha da odaklayacağım oraya sizi. Şöyle yapalım. Bir ortalama daha kalmış, onu da kapatalım. Tamam. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Şu iki ortalama ne zaman kesişecek? Hemen bakalım. Mesela farklı yerden bir bakmaya çalışalım. Şöyle. Şöyle gitti diyelim. Burası da böyle gitti diyelim. Allah fazla da kalmamış arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu kesişim geldiği tarih aşağı yukarı 10 Mayıs gibi bir şey arkadaşlar. Yani bu kesişim önemli. Bitcoin nereye düştü? Tekrardan alt çizgisine düştü arkadaşlar. Gördünüz mü? Tekrar alt çizgisine düştü. Tepkisini aldı. Kaç kere oradan destek aldık biliyor musunuz? Her büyük çöküşte oradan destek aldık. 1, 2, 3. Bu da dördüncü. Ama ölümüne kadar oradan destek alır mı? Yani kırma ihtimalimiz de var orayı bu sefer. Ee, şöyle diyeyim. Bu MA200'ün altında 3 günlük kapanışlar çok tehlikeli olur diye düşünüyorum. Bugün 3 günlük kapanış var. Çok önemli. Neyse arkadaşlar bu dead cross ne anlama geliyor? Yani şu kesişim ne anlama geliyor? Bu arada düşen trendimizde eğimi verdikçe vermiş arkadaşlar. Şöyle. Şu an nerede mesela? 28 bin dolarlarda. Neyse. Kapatalım. Şu an bu dead cross ne anlama geliyor? Bir daha değineceğim oraya arkadaşlar. Geçmişe gidelim. Bakın bu dead cross üç günlük grafikte. Tarihten beri kaçıncı kez oluşuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü. Yani daha olmadı tabii ki de. Olursa üçüncü kez olacak. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki kısım çok önemli. Lütfen özellikle önümüzdeki beş dakikayı kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Bakın. Burada dead cross oluyor. Üç günlükte bitcoin yarı yarıya çakılıyor arkadaşlar. Bu bir. Ne zaman yapıyor bunu? 2014 yılında. Burada dead cross oluyor. Yarı yarıya çakılıyor. Ne zaman yapıyor bunu? 2018 yılında. Şimdi burada da dead cross oluşursa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman belki de yarı yarıya çakılabiliriz. Böyle bir durum varken niye biz şu an maldayız? Yani yükselen tepeyi niye beklemiyoruz? Günlük grafikte. Öyle değil mi? Bakın mesela burada da e, beyaz ortalamada çok ta takıldı, destek aldı. Altına kırmış mesela burada. Diyorum ya belki bir gün altında kapatacağız. Belli mi olur. Altına kırıyor bir yerden sonra yataya bağlıyor. Ondan sonra dead cross oluşuyor. Oluşmaya yakın düşüş başlıyor zaten. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani şimdi günümüze gelelim. Tarihten beri üçüncü kez oluşu. Yani burada bir kırılım gelirse aşağı yönlü sıkıntılı olabilir. Bunu ee, belki de aylardır değiniyoruz biz bunu arkadaşlar ve şu an gitgide oraya yaklaşıyoruz ve e, yükselişlerde de üst çizgi kıramadık yani bu da mı tesadüf değil mi yani buralardan dönmesi tesadüf müydü şu an üst çizgimiz nerede 44800 seviyesinde oralar şu an önemli dirençtir bilginiz olsun yani bir daha toparlarsa giderse örnek verin boğa geldi diye hemen şey yapmamak lazım üst çizgiyi net bir şekilde kıracağız arkadaşlar Bakın bu birincisiydi. İkincisine geleceğim şimdi. Üçüncüsüne ilk defa değineceğim. Orası önemli arkadaşlar. Bakın 5 günlükte Dow'sin channel. Bakın kırmızıya döndüğünü söylemiştim size, değil mi? Bitcoin e, neredeydi o zaman? 48 binlere giderken en son e, geçen hafta mıydı? Ne? Uyardık. Hani orta çizgiye geldik. kanalın rengi kırmızı oldu diye. Niye uyardık? Ya kırmızıya dönmesine ne 5 günlükte? Bakın arkadaşlar. Şöyle net bir kanalımız var. Bir tek burada bir tuzağı var. Burada da Mart 2020 yılında pandemi ilan edildi. Bütün dünya piyasaları alt üst oluyordu. Benzin fiyatları eksi 40 dolarlara kadar bile düşmüştü. Petrolün fiyatı eksi 40 dolarlara kadar düşmüştü. Öyle bir manipülasyon vardı orada. Bir tek Bitcoinle alakalı değildi tüm dünya piyasalarında. Korona krizi arkadaşlar orada ilan ediliyor ve bir orada şaşmış. Onun dışında bakın yeşil boğa kırmızı ayı yeşil boğa kırmızı ayı yeşil boğa kırmızı yeni geldik kırmızı arkadaşlar yani burada da çok 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 önemli sinyallerimiz var. Bunu da kulak arkası yapacağız. Devam edelim arkadaşlar. Başka neyimiz var? Bakın bunu ilk defa paylaşıyorum sizle tamam mı? Bu, bunu da ilk defa duyacaksınız benden. Vortex ismini de söylüyorum hadi. Vortex indikatörü. Bakın e, bu gerçekten önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Aylık grafiğe gidiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi burada bir pembe var. Bir kırmızı mavi var. Gördünüz mü? Tarihten beri bir iki kere kesişim var. Yani kırmızı mavi yukarı iki kere kesmiş tarihten beri. Bakın tarihten kaç yıldan bahsediyorum? 10 yıldan fazladan bahsediyorum arkadaşlar. İki kere yukarı kesmiş. Bu kırmızı mavi, kırmızı mavi. Ve ne olmuş? O ara ne olmuş? Oraya gelelim. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Aralık 2014. Tamam mı? Aralık 2014. Bitcoin'a gelelim. Aralık 2014. Bakın şu mum var ya. Şu koca mum gelmiş. Gördünüz mü? Ne kadarlık bir düşüş gelmiş. %53. Bakın. Tam kesişim oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani tam aynı anda kesişimden sonra ta %53'lük mum atıyor. Bir mumda %53. Devam edelim. Diğeri nerede geliyor? Diğeri nerede geliyor? Şurada geliyor arkadaşlar. Tarih Aralık 2018. Bitcoin ne yapıyor orada? Aralık 2018. Bakın arkadaşlar şu düşüşü yapıyor. Gördünüz mü? Kesişim burası. Şu düşüşü yapıyor. Ne kadarlık bir düşüş? Bir mumun içinde ne var mesela? %47 var bir mumun içinde. Diğer mumla birlikte %51. %51. Şimdi bunları niye anlattım arkadaşlar? Merak ediyorsunuzdur. Konuya geleceğiz. Konuya geleceğiz. Büyülen. Heh büyüdü. Bakın bir. Burada kesişiyor. %50'lik çakılma geliyor. İki. Burada kesişiyor. %50'lik çakılma geliyor. Üç. Şu anda da kesişti arkadaşlar ve bu kesişimden sonra uzun bir e, iğneli e, düşüş gördük. Bakın tıp kırmızı bir mum görüyoruz arkadaşlar. Yani tam bu sinyalden sonra daha önceki olduğu gibi elimizde ne var? Bu var. 3 günlük dead cross var. 3 günlük dead cross'tan sonra ne olmuş Bitcoin'da? Hızlı bir şekilde yarı yarıya düşüşler gelmiş değil mi? Mayıs ayında dead cross var. Mayıs ayında dead cross var arkadaşlar. Yani çok sert düşme riskimiz var bizim. Dead cross'tan sonra değil mi? Fazla bir şey kalmadı Mayıs ayına. Bir ay kaldı. Ve burada da tarihten beri üçüncü kesişim geliyor arkadaşlar. Bu kesişim geldikten sonra da aynı üç günlük dead cross'taki gibi yarı yarıya çakılmalar gelmiş. Gösterdim ben size. Hani bunu ben insiz korkun diye anlatmıyorum arkadaşlar. Hani böyle durum var haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Böyle bir şey var. Değil mi? Mesela mavi kırmızı yukarı kestiğinde de boğa sezonu başlıyor. Bakın. Şöyle yapalım. Mavi kesiyor. Gördünüz mü? Şurada kesiyor. Ondan sonra boğa sezonu başlıyor. Bakın mavi kesiyor yukarı. Ondan sonra boğa sezonu başlıyor. Yani tam tersi çalışıyor. Yani arkadaşlar aylıkta şu önemli bence. Dead cross önemli 3 günlük. Yani bana göre Mart ayında inanılmaz bir tehlike var arkadaşlar. Ee, bunu bunun bilincine göre gitmek lazım. Günlükte yükselen tepeyi beklemek lazım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aylık grafikte sat sinyalimiz var. Buna zaten aylardır değiniyoruz arkadaşlar. Yani bu tablo böyleyken boğa beklenmez. Değil mi? Tarihten beri bu üçüncü sat verişi aylık grafikte ve her sat verdiğinde ay piyasası derinleşiyor arkadaşlar. Her sat verdiğinde ay piyasası derinleşiyor. Yani elimizde bu da var. İki aylık grafik var. Orada da aynı mevzu arkadaşlar. Orada da indikatörler olumsuz. Ve burada da yükselen tepe var. Ara sayıda alçalan tepe var. Negatif uyumsuzluğumuz var. Burada da iki aylık grafikte ve alçalan dip yaptık. 2018 yılından beri ilk defa yani şu son kurdum cümle zaten hafızalara kazandı diye düşünüyorum 2-3 aydır söylüyorum arkadaşlar 2018'den beri ilk defa alçalan dip yaptık Dünkü videomda biraz atarlandım biraz fırçalamış olabilirim bazı insanlar ama önemliydi arkadaşlar o dünkü düşüş ve o dünkü sözlerim Umarım bazı insanların aklını başına getirmiştir yani Durumlar bu arkadaşlar. Sabırlı olacağız. Hemen acele etmeyeceğiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.